Ankara'ya kameramızı çevirelim. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş Ankara Gücü'ne konuk olacak. Ekip arkadaşımız Furkan Yıldız o noktada Beşiktaş'ın gelişini bekliyor. Hemen gidelim. Ceyda çok teşekkürler. Ankara'dan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Beşiktaş kafilesi an itibariyle Esenboğa Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Siyah beyazlar yarın akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MK Ankara Gücü'ne konuk olacak. Serdar Topraktepe Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe de şu anda ekranlara geliyor. Fernando Santos'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe getirildi ve az önce ekip arkadaşım Barış Seven de ekranlara yansıttı. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Mete Vardar'ın da takımla beraber Ankara'ya geldiğini aktaralım. Vensen Abubakar'ı görüyorum şu anda çıkış kapısına gelmek üzere Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü. Bu sezon biraz beklentilerin altında kalan bir performansı var Abubakar'ın ama her zaman Beşiktaş adına çok önemli bir silah oldu, gol silahı oldu görüntüdeki Vensen Abubakar. Jetson Fernandez. Ligde cuma günü bu iki ekip karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Muçi ve Muleka'nın kaydettiği gollerle siyah beyazlar ligdeki randevudan 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Milot Rashica, kaptan Necip ekranlara geldi. Alex Oxlade-Chamberlain ve Beşiktaş'ın iki genç ismi, iki akademi çıkışlı oyuncu Ersin Destanoğlu ve Demir Ege Tıknaz ekranlara yansıdı. El Musrati devre arasında Sporting Braga'dan Beşiktaş'a katıldı. Ligdeki Ankara Gücü mücadelesinde ortaya koyduğu performansla oldukça beğeni toplamıştı ve Ernest Muçi, Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı, cuma günü çok şık bir golle perdeyi açmıştı Ernest Muçi. Ve Jackson Muleka, o da skoru belirleyen golü kaydetmişti. 2-0 kazanmıştı Beşiktaş ligdeki randevuyu. Yarın siyah beyazlar yarı final ilk maçında avantajlı bir skor elde etmek için MK Ankara Gücü'ne konuk olacak. Kafile çıkışını gerçekleştiriyor. Teknik direktör Serdar Topraktepe öncülüğünde siyah beyazlar Ankara'ya geldi. As Başkan Mete Vardar da kafileyle beraber yine Ankara'ya gelen İsimler arasında Cenk Tosun şu anda takım otobüsüne doğru ilerliyor. Sen okuyor musun Erol abi? Takım kaptanlarından Cenk Tosun da takım otobüsündeki yerini aldı. Amartya'yı görüyoruz. Yavaş yavaş artık kafile çıkışını gerçekleştirmek üzere. 5 eksik var Beşiktaş'ta. 5 önemli eksik. Semih Kılıçsoy en dikkat çeken gelişme oldu bugün. Bir sakatlığı vardı. Cuma günü forma giymemişti lig mücadelesinde. Sakatlığını atlattı. Dün ve bugün son çalışmada yer aldı ama bir risk teşkil ettiği için cumartesi günü bir derbi mücadelesi var Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de ve bu anlamda teknik heyet Semih'i riske etmemek adına bu maçın kadrosuna almadı. Semih'e ek olarak yine Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi sakatlığından dolayı kamp kadrosunda yok. Bahtiyar Zaynuddinov, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut da yine Beşiktaş'ın diğer eksikleri Anterevic ve Amir Hacı Ahmetovic'in de sezonu kapattığını daha önce aktarmıştık. Salih Uçan ekranlara yansıyor. Salih konusu önemli bir konu Beşiktaş'ta çünkü bir sakatlığı vardı Salih'in. Uzun bir süredir formasından uzaktı. O da yeniden kamp kadrosundaki yerini aldı. Yarın Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek duruma geldi Salih. Başka bir oyuncu kaldı mı diye ben de bir yandan kontrol ediyorum. Evet, kapılar kapandı. Beşiktaş kafilesi Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan çıkışını gerçekleştiriyor. Yarın 20.30'da siyah beyazlar MK Ankara Gücü'ne zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olacak. Karşılaşmanın ATV ekranlarından yayınlanacağını aktaralım. Samet Aybaba Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü o da takım otobüsündeki yerini aldı ve biz buradan Beşiktaş'ın
ayrılış görüntüleriyle beraber sözü tekrardan size bırakalım Ceyda. Yıldız'a kolay gelsin.